Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, mumun Müslüman braderler, atakallar, ekevkeler, Allah Subhanehu ve Teala'ya bir adet hamd-ı senalar olsun ki, yılın en uluğ küllerinden, uluğ aylarından biri, Ramazan ayının keçelerinden biri de, Allah Subhanehu ve Teala'nın üylerden bir üy bulmuş sizlerine muhteşem mescidinizde Hatm-ı Kur'an esnasında bir ilmi, marifi sohbet için cemlenip durmuş. Allah Subhanahu ve Teala'nın özü bu işte bizge yardımcı olsun. Bu senedeki Ramazan ayları için maksus otkazıyorken ruhi terbiye, kalp pakligi, ahlak, adab, saykali mavzusudagi sohbetlerimizni kirgan joyidan siz azizler bilen devam ettiremiz. Keçe Toshkentning mescidlerinden bir mescidde mu'min musulman insanlarını virdlere yani kundalik vazifeleri doğrusu da sohbet yürüttük. Başkaça kılıp, bugünkü künni tili bilen etken de mumun musulman muhlis bendenin kün tertibi hakkında söz yürüttük. Bunda ettik ki başkalardan farklı olarak mumun musulman bendenin kün tertibi ilahi talimat esasında. Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri ve hadisleri esasında kurulgan bir barakatlı kün tertibidir. Adem balası umrunun barcha dakikalarida tertibge muhtaç bo'lgan edik, her künde ham malum bir tertibge muhtaçdır. Tertipsiz hayat bu samarali hayat bo'lmaydi. Zaten insan başka canzatlardan özünü tertipli buluşu bilen fark kıladı. Ana o tertip ise vaktke karab, şahske karab, zamanke karab özüge has bir hayırlı, yakşılı buluşu gerek. Şu bilen bir hıl bulmasından belki özüge harasta yaraşa bir özgar uçan ertelab bir hıl tüşte bir hıl, keçik payit bir hıl ve şunluya hoşlanan halatlarda buluşu gerek. İslam ümmeti ana şu ilahi tertip esası da Allah Teala İslam nuru bilen yeryüzünü münevver kılgeniden beri berekeli, hayırlı, faziletli umur keçirip gelmekte. Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kılgen rivayetler, hadisler esası da ulemalarımız bu mavzuda alakıda kitaplar hem kıgeller. Misal için bizim büyük babalarımızdan, bana şu tufraklının farzantlarından altı da sahih kitaplarının bittesini sahipleri bulmuş İmam-ı Nesai'ni, meşhur cami' katta kitaplardan taşkarı yine alakıda bitti. Amalul yevmi vel leyleti deb nomlangan kitaplari bor. Bir kecha kunduzning amali.
Yani ki bir mumun bende ertalab uykudan uyganganidan başlayıp aylanıp gelip yani körpasiga kirib yotgunça kanaka amallarını kılış kerek doğrusudaki rivayetlerini toplaganlar. Şu kitap çap kılıngan, bana kütüphanımda, şahsi kütüphanımda var, bana şunca geledigen katta kitap. Ana onda ertalab uyganganda okuladigan dualar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de neçte olsa hamasını yazgarlar. Özlerine yetki gellerine. Ondan keyin taharat kılganda okuladigan dualardan, masjidga ketganlaridan. Endi siz bilen biz oşularının hamasını okuyalmayemiz. Katta kitabını her günü aytib çıkış kıyın. Şunun için fakih ulamalarımızı kabi ruhi terbiye ulamalarımız oşu rivayetlerini sarıştırıp sarasını alıp tertifke saberişken. Murid ertelep turganda, uyganganda bu duanı okuydu. Taharat kılganda bunisini okuydu. Masjidge barganda bunisini on ayağı bulan kirip unisini deyip hemmesini tertifke sarışı bergen. Ana şu tertibini ertelep uyganganiden başlayıp ben de Şam namazını okuganiçe boganini biz keçe gepleştik. Şimdi bugün siz azizler bilen devamını gepleşemez. Ana Şam namazını okuş bilen bandani kunduzgi kungi vazifeleri, viritleri bitedi. Şimdi keçesigi vazifeler başlanadı. Keçesigi vazifeler, keçesigi ibadet, keçesigi zikir degende köpçülüğümüzün hayalıge en yaxşısı keçesime uxlamaya çıkış degen hayal keledi. Çünkü palancı keçesimden uxlamasından namaz okup çıkarken, pistancı zikir okup çıkarken, ana şunu akıbatı da vali bogan eken, yukarı derecelerde erişken eken degen gaplar, sözler, rivayetler, yazıklar köp. Lekin aslında şu gap doğru mu? Yani bütün keçe boyu mizce kalkmayı çıkış doğru mu? Elbette ne doğru. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özleri karar ederler. Meşhur üç sahabinin hadisi var. Üç kişi gelip Resulullah'ın üyelerinden, analarımızdan o zatını keçesi üyde turgan halindeki ibadetleri hakkında soruyordular. Analarımız barını aytib berse, haligi üç kişiye az korunadı. Az ki bu deyişedi. Keyin özleri için aytadılar ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberler. Bu kişinin evvelgi ve ahirgi günahlarını Allah Ta'ala özü mağfiret kılıp koygan ve bunu Kur'an'da aytib ham koygan. Şunun için bu zat önce köp amarkı meseleler hem bula uğradı. Ama bizce, biz endi adi adamlar köprak urunmasay bu meyde. Dib bitteleri aytadı ki, ben bugünden başlayıp kündüz külleri daim roze tutaman ağzımı açık yürümeydi. İkincileri, ben ibadetke acıralıp çıktım, bugünden başlayıp keçeleri mizce kalkmasından ibadet kılıp çıkamadıydı. Üçüncüleri, bana şu niyette, ibadet kılış niyeti de ben bu dünyada uylanmayı otamayan, nikahlanmayı otamayan deydi de yetişedi. Bir fırsat oldu, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam kirgerleri de analarımız bugün vakiyanı yu, haligi üç sahabinin niyetlerini hem aytış biredi. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam teşvişke çöldüler. Tezde şaşırıp mescidke barıp namazını okuyanlarından köy minberge çıkıp yapıradılar. O kişi fakat muhum yapılarını yine minberde yapıradılar. Minberdeki yapılarda aytadılar ki sizlerge neme buldu ki içinizden bunda diydikalar çıkıp dedim hareketlerinin yapılarını aytadı. Bilip koyuyorlar. Allah'tan en köp korkadığınız memmen. Allah'a en köp ibadet kıladığınız, yakşı ibadet kıladığınız memmen. Ben roza hem tutamam, ağzım açık hem yürümem. Keseleri ibadet hem kılaman, vakti de uhuleymen hem. Ve ayarlarını nikahımda alaman, nikah mani sünnetimdir, kim mani sünnetimden yüz ögürse, menden emestir, dediler. Ana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın keçesigi ibadetleri şu tarzdaydı. Vakti de uhularıdılar, vakti de ibadetini kılarıdılar.